Hocam bakınız Mısır'a gidiyor. Mısır'da da işte dönemin ya Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi, işte Zahid Efendi, işte o Hasan el-Benna'ların oluşturduğu o hava. Yani bakıyorsunuz müthiş bir iklimin içinde o Hoca, duası var babasının, Hoca Efendi'nin yönlendirmesi var. babasının ruh hali %100 ona nispet et. Mesela böyle eli titreye titreye cebinden cüzdanı Babasının çıkarır. fotoğrafını. Şundan babasının fotoğrafını çıkarır. Bu adamın çocuğuyum diye. Yani dedim Allah iftihar Allah. etmesi. Eski bir fotoğraf ama fotoğrafta da heybet var hocam. Hocam bu fotoğraf Hocam bu hakikaten. yani ve kâne ebûhumâ sâliha ayeti var ya. Evet. Hoca Efendi'nin anne ve babası muhteşem. Ben bir hatıra, şimdi ona vaktimiz yetmeyebilir. Onun İstanbul'a giriş hatırasını Hocam bana onu bir dinleyelim sizden yani o inşallah. uzun bir Hakikaten. vakit alır. Evet. Başka bir programa taşıyalım. İnşallah, inşallah. Onu bizzat o olayın olduğu şosede bana anlattı. O olay, burada böyle yaşadım Nurattin, bunu da anlatmadım, bil dedi. Orada fotoğrafımız da var hocamla evinde, Maşallah orada hocam. oturduğumuzda. Yani benim kanaatim hocam, eğer Emin hocamdan da rahmetullahi aleyhi ve ala abaihi ve ummahati, hepsini Allah rahmet Amin. eylesin, ders çıkaracaksak Hoca Efendi'den önce babasından ve annesinden ders Bence hocam çıkarmamız lazım. o ocağa bir bakalım. Ve Yani kâne önemli. ebûhumâ Çok sâliha. önemli. Yani onu 15 Hocam o yaşına ve kâne ebûhumâ sâliha'yı biz belki hani burada anladık ama isterseniz ona bir hani Kehf suresinde değil mi üstadım? Kehf suresinde Hızır Aleyhisselam Evet. olayında bu. Onunla ilgili isterseniz Ebu Güttü hocamla da ilgili hatıram Evet. var. Onu da anlatayım. Hızır Ali olayı önce hatırlayalım o zaman. Hızır Aleyhisselam işte Musa Aleyhisselam'ın hoşuna gitmeyecek olaylar yapıyor. Evet. Yaptığı olaylardan biri de bir köye geliyorlar. Köylülerden barınma istiyorlar. Köylüler bunları kovuyor. Ya yabancısınız diyor. Ben böyle bugünkü dille anlatayım. Ekmek vermiyorlar yani. Ayet diliyle anlatmayayım. Bugünkü dille anlatayım. Sonra köyden çıkarken böyle bir istinat duvarı gibi bir duvar var. Yıkılmak üzere o. O yıkılacak duvarı Hızır Aleyhisselam tamir ediyor. Musa Aleyhisselam itiraz ediyor. Bunlar bizi köyden kovdular. Sen Sen bu duvarları köylülere yardım yapıyorsun. ediyorsun diyor. Yeter diyor Hızır Aleyhisselam. Yani sen demek ki benimle yaşayamayacaksın diyor. Sonra niye bu Duvar yaptı, o yaptı. olayları işte gemiyi niye tamir etti, Ya. çocuğu niye öldürdü bunları anlatırken bu olaya geldiğinde diyor ki ve kâne ebûhumâ sâliha. Bunlar yetim çocukların, iki tane yetim çocuğun bahçesi bu bahçe. Babaları bunların salih insandı. Yani Ya. salih ne demek? İyi mümin İyi güzel bir insandı. insandı, Bu evet. çocuklara bir miras bıraktı. O mirası da duvarın altına gizledi. Çocuklar henüz küçük. Bu duvar erken yıkılırsa çocukların mirası ortaya çıkacak, başkaları bunu alacaklar. Ben o duvarı sağlamlaştırdım ki çocuklar büyüyünceye kadar yıkılmasın. Gördüğün gibi iyi bir iş yaptım. Ama burada bizim işte kullandığımız bölümü, yani baba iyi insansa Evet. Hızır Aleyhisselam Allah onun hizmetine gönderiyor. Çok güzel. Bir Evet. hatıra nakledeceğim. 96'da Ebu Hüdü hocam İstanbul'a gelmişti. Emin hocam bana dedi ki Nurattin dedi 10 gün dedi Hoca Efendi'nin hizmetini yapar mısın dedi. 10 sene yaparım hocam dedim. Allah Allah. Babama dedim ben yıllık izin Hocam ayırıyorum nasip dedim. olur onu da konuşuruz bir gün. İnşallah. Çok o da Ebu Güttü güzel bir hocam bir insandı. başka. Babam dedi ki nereye gidiyorsun? Böyle böyle izin aldım dedim. İyi hadi dedi babam. Bir 10 gün izin aldım. Bu izin de yani gene erkenden dersleri dinliyorum. Gündüz Hoca Efendi'ye gidiyorum. Gece o yatınca derslere geliyorum. 10 günlük dönemde Hoca Efendi ile şöyle bir olay yaşadık. Fatih'te bir otelde kalıyor Hoca Efendi. O dönemde Refah Partisi Fatih Belediyesi'ni kazandığı halde alavara dalavara yapıldı. Yeni bir seçim numarasıyla Refah Partisi'nden alınıp Bir başka başkası. bir bütün grupların birleştiği bir adaya verildi. Bu o arada da otelin önünden de sürekli seçim konvoyları geçiyor. Şimdi Hoca Efendi bu hangi konvoyu dedim? Bizden değil hocam diyorum. Biraz sonra soruyor o bizden değil diyorum filan. Ama bizden değil deyişimde tabi basiretli bir insan. Hoca Efendi dedi ki Nurattin sen dedi üzgün görünüyorsun dedi. Bu seçimi kaybedebilirsin. Ben özetini anlatıyorum. Evet. Çok önemli ama bir hatıra. 96'dan bahsediyorum. 96-97 yıllardan bahsediyoruz. Bugün ve gelecek için de önemli bir ders. Dedi ki Nurattin dedi sen dedi çok üzgün olduğunu görüyorum dedi. Ama üzülme dedi. Ben de yani hocam çok kötü olacak Fatih Müslümanların sevdiği bir yer. Dedi ki o zaman sana soru sorayım dedi. Kaçıncı asırdayız dedi Fatih'in ölümünden sonra. Ben de dedim 5. asrı bitireceğiz. 6. işte 500 küsür sene oldu dedim. Bak dedi unutma dedi.
Bir salih insanın bereketi 7 asır devam eder dedi. Allah'a emanet. Sultan Fatih dedi henüz 7 asır doldurmadı dedi. Onun bereketi bu topraklarda devam ediyor dedi. Fatih'in bereketi geleceksen merak etme dedi. Ben işte sonrasını gördük. Sonrasını gördük yani. Ve sonra da hocam dedi ki ve kâne buhuma salihayı unutmadın dedi. Bak 7 asır devam ediyor o bereket dedi. Ya. Allah rahmet etsin. Hocamızın Abdülfettah Bugudde hocama ait bu hatıra. Sonra tabii ki Sultan Fatih'in bereketi devam edip etmediğini işte 2000'lerden sonra gördük yani hocamın üzerimdeki bir işareti olarak görüyorum. Keramet demeyeyim de işareti olarak görüyorum.